Hayatımıza o kadar çok materyaller, maddeler girmiş ki kalbimizi, zihnimizi, fikrimizi, ruhumuzu esir almış. Hayatımızın ana merkezi oldukları için de Allah'a ulaşmaya kalın perdeler haline gelmiş. Allah var diyen adam o perdeyi dahi aralayamıyor, Allah'ı bulamıyor. O Allah'ı bulamamaya en büyük sebep sebepler. Biz buna ne diyoruz abi? Esbab perdesi diyoruz. Sebepler perdesi Cenab-ı Hakk'a ulaşmaya engel haline gelmiş bu zamanda. Şimdi zaten onunla alakalı bugün dersimizi yapacağız, muhabbetimizi yapacağız. Allah tek ilahtır diyoruz ama her şeye ilahlık verir oluyoruz ve Allah'ın haricindeki her şeye tapar hale geliyoruz. O zaman bugün ne yapacağız? Esbab duvarını yıkacağız, yerle bir edeceğiz. Esbabı kaldır aradan, zahir olsun yaradan. Esbab deyince akla ne geliyor? Esbab, sebep demek. Yani bir şeyin oluşmasında görevli olan materyaller, bir şeyin meydana gelmesi için gerekli olan unsurlar, maddeler diyebiliriz. Mesela sebepleri konuşuyoruz ya, yumurtaya sebep nedir? Tavuk. Peki balın oluşmasına sebep nedir? Arı. Arı. Depremlerin oluşmasına sebep nedir? Fay hatları. Bravo, tebrik ediyorum. Bunu bilmezsin dedim ama kardeşim. Güzel. Yani sebep bir şeyin oluşmasında görevli olan unsurlar topluluğu. Anladık mı bunu? Evet. Tamam. Ama şöyle bir durum var. Sebep-sonuç ilişkisinde biz sonucu sebeplerden biliyoruz. İşte bu tehlikeli bir duruma kadar bizi sürüklüyor. Niye? Çünkü birbiriyle yakın bir halde görüyoruz. Yani inekle sütü, yumurtayla tavuğu yakın halde görüyoruz. Diyoruz ki bu bundan olmuşsa bunu bu yapmıştır. Hükmü ona veriyoruz. İşte Cenab-ı Hakk'ı görmeye engel oluyor o tavuk. Yani sebep olan o netice kısmıyla değerlendirdiğinde bir bakıyor Allah aradan gidiyor. O yüzden de dehşetli hali hayatımıza nasıl yansıyor? Şöyle, rızkı patrondan bilmek. Rızkın sebebi patron biliyor. Geleceği öğretmenlerinden, hocalarından biliyor. Ondan sonra şifayı kimden biliyor? Haptan biliyor, doktordan biliyor. Bak ne oldu? Sağlık değil mi? Sağlığın sebebine hap diyor. Sağlığın sebebine doktor diyor. Aynı onun gibi oluyor. Halbuki konuşacağımız mesele sebep ve netice arasında dağlar kadar farkların olduğunu ele alacağız. İşte hayatımıza giren materyaller, maddeler aynı bunun gibi sebepler duvarı oluşturuyor ve onların meşguliyetinden dolayı hakkı bulamaz hale geliyoruz. Ebu Cehil'i biliyorsunuz. Aslında ismi nedir onun? Ebu Hakem. Değil mi öyle derler? Ömer. Yani hep hikmetli davranan ve insanlara bilgi veren, işte insanları yöneten, yani onun bilgisine güvenilen bir insan. Ama cehaletin babası olmuş. Nedeni ne biliyor musun? Bu Allah'ı inkar etmiyordu. Allah var deyip sebeplere tapıyordu işte. O sebeplere taptığı meselelerde az önce dediğimiz gibi rızık için ayrı put, şifa için ayrı put filan. Şimdi Ebu Cehil'i böyle kınıyoruz. Ya ne kadar salakmış işte şöyle filan. Ahir zamanda Ebu Cehil vari bir yaşam sürüyoruz. Neden? Çünkü kardeşim biz canlı putlara tapıyoruz. Makama tapıyoruz. Makamdan biliyoruz. Sınavlardan biliyoruz. Değil mi? Patrondan biliyoruz. Doktordan biliyoruz. İşte böyle olunca Ebu Cehil vari bir yaşam sürmeye başlıyoruz. Sebepler duvarından dolayı Allah'a ulaşmak çok zor oluyor. Allah'ı bulamıyor adam. Sadece Allah var dilinde kalıyor. O zaman demek ki biz de cahilce bir duruma düşüyor muyuz kardeşim? Düşüyoruz. Bugün bunun ispatını yapacağız. Emirde alakasında iman etme meselesinin tarifi çok önemli. Diyor ki, halbuki Allah'ı bilmek, ona iman etmek, bütün kainatı ihata eden, kapsayan, o rububiyetine, o terbiye etmesine ve zerrelerden yıldızlara kadar cüz'i ve külli, her şey onun kabzayı tasarrufunda, onun kudret ve iradesiyle olduğuna kat'i iman etmek ve mülkünde hiçbir şeriki, hiçbir ortağı olmadığına, la ilahe illallah, ondan başka ilah yoktur kelime-i kutsiyesine kalben tasdik etmekle olur diyor. Bak Allah'tan başka ilah yoktur dedik ama sebepleri ilah yaptık. Allah'tan başka her şeyden sonuç bekler hale geldik. O yüzden acaba Allah'ı bilmek mi oluyor bizim yaptığımız? Allah'a inanmak mı oluyor? Yoksa bir Allah var deyip bütün mülkünü sebeplere ve tabiata taksim etmek, onlara dağıtmak, onlardan bilmek, onlara isnat etmek, haşa hadsiz şerikleri, ortakları, şirk koşarak sebepleri, merci tanımak, onları merkez yapmak ve her şeyin yanında hazır ve nazır olan ilim ve iradesini bilmemek, şiddetli emirlerine uymamak, onun gönderdiği peygamberler ve elçileriyle bize bildirmiş olduğu o iman hakikatlerini tanımamak hiçbir şekilde iman hakikatinin onda olmadığını bize ispat eder diyor.
Allah muhafaza. Sebep deyip geçme bak. O kadar dehşetli bir hadise ki Allah'ı tanımaya engel olan her şey bir esbab perdesi haline gelmiş. Bugün hayatımızda zaten ana merkez ettiği için Risale-i Nur'da birçok yerde bu tevhid esası işlenmiş. O tevhid esasının, o birlik esasının meydana çıkması için ilk önce o esbab kabuklarını koparmak lazım, atmak lazım. İşte o yüzden de şöyle bir mesele geliyor. Esbaba tapmak, esbaptan binmek meselesi taklidi imanın göstergesidir. Tahkiki değil, taklidi bir iman. Taklidi iman da bu asırdaki fen ve felsefeden gelen saldırıya dayanamaz. O yüzden bu meselenin çok açık bir şekilde ifade edilmesi için bir yer okuyacağım. Bunun üzerinden gideceğiz. O da şöyle, Mesnevi Nuriye'den okumak isteyen kardeşlerim oradan açıp da kendileri de okuyabilirler. Zaten direkt Lemalar Risalesi'nin en başında. Diyor ki, ey daire-i esbaptan zuhur eden işleri, hadiseleri, esbaba isnat eden gafil, cahil. Ne demek abi? Biraz bunun üzerine düşünelim. Ey sebepler dairesinden ortaya çıkan, meydana gelen işleri, neticeleri, o hadiseleri sebepten bilen, ona dayandıran gafil ve cahil. Bu meseleyi şöyle değiştirelim mi o zaman? Ey yumurtayı tavuktan bilen gafil cahil. Ey balı arıdan bilen gafil cahil. Ey depremleri fay hatlarından bilen gafil ve cahil. Aynı manaya gelmedi mi buradaki hitap? Çünkü öyle inanmıştın, ondan dolayı oldun dedin. Hatta bazen diyoruz ki işte hastalık şundan şundan dolayı geldi. Abi o hastalık senin, yani hastalığın sebebi diyelim mikrop, nezle veya işte grip mikrobu, tamam mı? Virüsü. O virüs o hastalığın oluşmasına bir sebep. Yaratan değildir. Biz işte bak Allah'a varamıyoruz. Cenab-ı Hak'tan dolayı hasta oldum kardeşim. Hamdolsun. Yani acizim anlayayım diye hasta oldum diyemiyor adam. Çünkü sebepte takılıp kalmış. Ben kendim başardım, kendim çalıştım, bunu yaptım diye kendini sebep biliyor o neticeye. Allah bana yardım etti diyemiyor işte. O sebeplerde boğulduğu için. O yüzden peki bu gafil ve cahiller kim? Bu da üçe ayrılıyor. Bir, ateist düşüncede olan insanlar. Yani Allah'a inkar eden, materyalizmin içinde boğulmuş, Darwinist düşüncenin içinde boğulmuş, her şeyi tabiata, o sebeplere veya işte kendi kendine o oldu diyen zihniyet. Birinci cahiller bunlar. İkinci cahil diyor ki bir ilah vardır. Ama diyor ilah sistemini kurmuştur. Her şeyde diyor bir vazifesi yoktur. Sebeplere bırakmıştır. Onlar diyor bunu bir sistem üzerinde bunu devam ettiriyor diyor. Böyle bir cahiller var. Bir de üçüncü cahil var. Bu da Müslümanlar. Bu Müslümanlar da şöyle oluyor. Mesela diyelim ki ineği var bu amcamızın. Köyde inek besliyor. İneğin adı da ne olsun? Sarı kız olsun. Diyor ki sarı kızım, öyle hitap ederler ya. Sarı kızım diyor bana diyor günde 20 litre süt veriyor. Ya. Mesela adamın dükkanı var. Şubeleri olsun 10 tane bunun dükkanı olsun. İşte diyor ki Nilüfer'deki dükkan şu kadar şu kadar ciro yapıyor. Kar veriyor bana. Bak ne oldu? Ondan bildi. İşte bu amcaya veya bu abiye desen ki abi o bir sebeptir. Yani sonuçta inek bunu yapamaz. İneğin arkasında ona o işi yaptıran bir kudreti ezeli vardır dersen ha tamam der uyanır. Diğer türlü olan iki cahil kısmı onlar uyanmıyor işte. Sebeplere tapıyorlar. Bir Allah'tan çıkıp her şeyi Allah zannediyor. Her şeyi ilahlık veriyorlar. Tabii bu daha tehlikeli bir durum. Tekrar ediyorum orayı. Ey daire-i esbaptan zuhur eden işleri, hadiseleri, esbaba isnat eden gafil, cahil. Mal sahibi zannettiğin sebepler mal sahibi değildirler. Asıl mal sahibi onların arkasında iş gören kudreti ezeliyedir. Bunun ispatını şöyle yapmak istiyorum. Ne demek mal sahibi zannettiğin esbab mal sahibi değildirler? Abi sanatlı bir eser görsen, tamam mı? Sanatlı eser telefon olsun, sanatlı bir eser. Bir de içinde ince nakışların olduğu, ilmin olduğu, bir uğraşın olduğu ve neticesinde ortaya çıkan bir kitap görsen. İki tane materyal var elinde, tamam mı? Desem ki şu kitap, bu kitabın yazarını konuşalım. Bu kitabın yazarı kör, görmüyor, duymuyor. Elleri ve ayakları yok. Hatta farklı bir yönüne felç diyelim buna. En dehşetlisini söyleyelim, bunun hayatı yok desem. Bunun için de geçerli. İnanır mısın Allah aşkına? Samet inanır mısın? Ben inanırım. Yani düşünsene abi, ileri tarafını söyledik ya, kör, işte sağır, eli ayağı yok, en ileri tarafı hayatı yok. Ben inanırım dese bir adam, bu adam geri zekalı ünvanını almaz mı?
Alır değil mi? O zaman şimdi burada duralım. Neydi daha bizim okuduğumuz yer? Mal sahibi zannettiğin esbab mal sahibi değildirler. Asıl mal sahibi onların arkasında iş gören kudreti ezeliyedir. Gel bakalım şimdi. Bir kitabı böyle birinin yapamayacağına inandın. Kabul ettin. İnsana bak şimdi. İnsan bunun gibi cansız da değil, canlı. Ve kendi içinde 100 trilyon hücre var. Her bir hücre bir kitap değil mi? Çok ince nakışlarla, sanatlarla döşenmiş bir bedene sahip değil miyiz? Diyorsun ki bu bedeni kim yapmıştır? Tabiat diyor. Sebepler diyor. Kendi kendine diyor. Gel bakalım şimdi buna sebep olan atomlara bakalım. Bizim oluşumumuzda aslında kainatın oluşmasında yani esbab neydi, sebepler neydi? Atomlardı. Ha atomların tesiri yoktur. Arkasında kudret tezili var dedik ya onun ispatını yapıyoruz. Akıl dağılmasın diye vurgu yapıyorum ona. Şimdi Allah aşkına söyle. Atomların ilmi var mı? İradesi var mı? Kudreti var mı? Hayatı var mı? Olmayana sen bu işleri dayandırıyorsun. Az önceki geri zekalıdan bir farkın var mı şimdi senin? Var mı kardeş? Yani bir hap beni iyileştirir diyen adam da bunu söylüyor aslında. Kusura bakmasın. Hap da cansızdır, atomlardan oluşmuştur. Eli, ayağı, gözü, burnu yoktur. Tıp ilmini almamıştır bu. Onun arkasında ona o tesiri vereni bulmak işte. Bütün mesele bu. Allah'ı bulmak. O yüzden diyor ki, bak devamında, onlar diyor ancak o kudretten gelen hakiki tesirleri ilan ve neşretmekle görevlidirler. Ya sen bana bir armut, yedin armuttan var ya hani, katır kütür yedin. Bir tane ondan bir de toprağa gitsene. Getiriyorum abi. Çok hızlısın abi ya. Ne kadar hızlıyım değil mi? Sanki hiç hazırlanmamışsın. Getir, getir. Ver şimdi. Bak. Şimdi Hacı abi. Bu armutun oluşmasına sebep ne abi? Toprak. Toprak. O zaman aynı şekilde o soruları ona yöneltiyoruz. Toprak da bunu yapmaya yetecek olan ilim, irade, kudret var mı? Bana faydalı olduğunu bilir mi? Ha? Bilemez. Buna bu rengi verecek şekilde kabiliyeti var mı? Ha, bu tadı verecek kabiliyeti var mı? Aynı atomlardaki gibi yani bunun eli, ayağı, gözü, burnu yok. Yani cansız bu ya. Cansız bir topraktan canlı bir meyve oluşuyor. İşte o zaman diyorsun ki sebeple netice arasındaki bağa bakıyorsun. Diyorsun ki toprak bunu yapamaz. O zaman toprak bunun oluşmasına sebeptir. Toprağın arkasında ona o işi yaptıran birisi vardır. İnsan bunu araması lazım. İşte bütün mesele burada gizli oluyor. Asıl mal sahibi zannettiğin esbab mal sahibi değildir. Onun arkasında ona iş gördüren kudreti ezeliyedir. Ya düşünsene abi bir elma çekirdeğin elma olması için sebepler neler? Hava, su, toprak, güneş. Toprak ya bunun içindeki elementler. E şimdi Allah aşkına bir elma çekirdeğinin güneşi ayağına çağırmaya kudreti var mı? Ha? O suyu kendine hizmetkar ettirmeye kudreti var mı? Demek ki elma çekirdeği, armut çekirdeği kiminse tüm kainat da onundur. Bütün sebepler onun emri altındadır. Bütün sebepler nedir? Onun birer memurlarıdır. Çünkü burada onu söylüyor. Diyor ki demek ki daire-i esbab, sebepler dairesi ancak o kudretten gelen hakiki tesirleri ilan ederler ve neşrederler. Derler ki Cenab-ı Hak bizi kullandı, bizi armuta bir sebep kıldı. Tavuk der ki Cenab-ı Hak kudret ezeli beni kullandı, sana faydalı olan yumurta için beni vesile yaptı. Bu şekilde söylüyorlar ama tabii insan iman gözlüğüyle bakar ve görürse. Sonrasında peki bu sebeplerin hayattaki vazife kısmı ne? Önemli burası. Diyor ki demek daire-i esbab hükümetin kalem dairesi hükmünde ki yukarıdan gelen emirlerin tebligatı o daireden yapılıyor. Yani bir hükümet sistemi düşün, bir belediye başkanlığı falan düşün. Yukarıda başkandan aşağıya doğru, özel kalemden, danışmandan aşağı doğru o emirler gelir mi? O yukarıdaki emrin ilan kısmı, uygulanma kısmı kimlerle yapılır? Alt evredeki sebeplerle yapılmaz mı? Sebep olan kişilerle yapılmaz mı? İşte diyor ki Cenab-ı Hak'tan gelen emirlerin bu kainatta ilan edilmesi ve neşredilmesinde vazifelidirler. Yani bu çiçek Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını bize duyuran, ilan eden bir esbaptır. Ne diyor? Bana bak Rabbini tanı. Bana bak Cenab-ı Hakk'ın Hakim ismini gör. Çünkü ben hikmetliyim. Müzeyyen ismini gör. Ben süslendirilmişim onun tarafından diyor. Bir müdebbir ismini gör diyor. Bir tedbirle büyüyorum ben. Doğru mu kardeşim? Yani bunun gibi onlarca ismi sayabilirsin. Bana bak Rezzak ismini gör diyor. Benim rızkım veriliyor. Bana bak Fettah ismini gör diyor. Bak içten dışa doğru açılıyorum ben. Ya... Bunun gibi meseleleri işte bize ilan ediyor ve neşrediyor. Elhamdülillah. Ya devam ediyorum. Çünkü izzet ve azamet perdeyi iktiza eder diyor. Tevhid ve celal ise şirketi reddederler, tesiri esbaba vermiyor. Şimdi burada izzet ve azamet perdeyi gerektirir hadisesini ne biliyor musun güzel kardeşim? Yani diyelim ki bir kanalizasyon borusu patladı. Etrafı pislik götürdü. O pisliği yapmaya kim geliyor? Belediye başkanı mı geliyor? Cumhurbaşkanı mı geliyor?
İşçiler geliyor değil mi kardeşim? Bak ne dedim? İzzet ve azamet perdeyi iktiza eder. Önde perdeler olur, onları işi görür. Ama iş icraat kısmına gelince, birlemeye ve tevhide gelince, celal kısmına gelince orada şirketi kabul etmez. Ortaklığı kabul etmez. O iş bittikten sonra ne deniyor? Kim yaptı? Bursa Büyükşehir Belediyesi. İşte Cenab-ı Hak da o böyle dünyevi işlerde bizim gördüğümüz her şeyde esbabı kullanıyor. Çünkü perdeyi iktiza ediyor. Ama yaratılma kısmına gelince, netice kısmına gelince onlara veremezsiniz diyor. Onlar memurdur. Neticeyi yaratan benim diyor işte. Bütün mesele bu. Fakat burada şöyle bir durum var. Belediye başkanlığı örneğini verdik ama belediye başkanı olan veya bir cumhurbaşkanı olan burada sebeplere biraz da muhtaçtır. Yani çünkü her şey gücü yetmediği için değil mi kardeşim? Şimdi burada bu örneği verirken hata da olmasın. Sonuçta orada bir acizlik var. Belediye başkanı acizdir. Her işe gücü yetmez. Bak onu da diyor ki yoksa kudretin aciz ve ihtiyacı için muavenet eden, ona yardım eden yardımcı değildirler esbaplar. Yani Allah'ın buna gücü yetmiyor mu? Manası değil. Beşer sultanlarının işte cumhurbaşkanıdır, padişahtır, belediye başkanıdır. Onların memurları ise sultanların ihtiyaç ve acizlerini def etmek için tayinlerine zaruri şekilde hasıl olan yardımcı ve ortaklardır. Sonuçta onlar aciz abi, bak burada karıştırmayalım bunu. Örnek yoksa kayar gider. Bundan dolayı Allah'ın memurlarıyla insanın memurları arasında münasebet yoktur. Bir bağ kurmaya çalışma. Yalnızca gafil ve cahil olanlar hadiselerde ve vukuattaki ortaya gelen işlerdeki hikmetleri, güzellikleri göremediklerinden dolayı Cenab-ı Hak'tan şekva ve şikayete başlarlar. Bak gördün mü? Allah'tan şikayetçi olmaya başlıyor bu sefer. Kimlermiş bunlar? Cahil olan insanlar. Allah hakiki manada tanımayan bir insanlar. Yani insanın yaptığı hatayı Allah'a veriyor. Görüyor musun? İşte o yüzden bak diyor ki işte o şikayetlerin hedefi Allah olmaması için sebepler yerleştirilmiştir. Çünkü kusur onlardan çıkıyor. Onların kabiliyetsizliğinden ileri geliyor. Bu sırra bir misal vereceğiz şimdi. Hazreti Azrail de kutsi hadiste geliyor. Cenab-ı Hakk'a diyor ki senin diyor bana verdiğin bu vazifeden dolayı kabz-ı ervah, ruhları kabz etme görevinden dolayı bana küsecekler, bana iyi bakmayacaklar. Cenab-ı Hak da lisan-ı hikmetle ona demiş ki senin ile kullarımın ortasında musibetler, hastalıklar perdesini bırakacağım. Ta ki şikayetler, şekvalar onlara gitsinler. Cidden de öyle değil mi? Bak bakalım adam trafik kazasında ölünce ne diyoruz biz? Trafik kazasında öldü. Yani işte hız yaptı. Adam sigaradan gitti, adam kanserden gitti. Bak kanser bir sebep, sigara bir sebep, kaza bir sebep. Hız yapması bir sebep, frenin patlaması bir sebep, değil mi? Şimşek çakması bir sebep, depremlerin olması bir sebep. Daha sebeplerden Azrail'e gelemiyor adam. Aslında Azrail de bir sebep. Evet, Azrail de bir sebep. Oradan Allah'a bile geçemiyor. Çünkü insanlar aciz olduğu için güzel kardeşim, bu sefer kötülükleri Allah'a verip Allah'a karşı küsme durumu olabiliyor. Ya adam ateist oluyor ya. Sebepler dairesinde mesela üniversiteyi kazanamıyor bir adam. Birinden haksızlığa uğramış, bu sefer Allah'a şikayet ediyor. Bak, şirk tarafına geçiyor. Diyor ki eğer haşa Allah merhametli olsaydı ben bu kadar emek verdim kazanırdım. Hayda. Gördün mü bak? Sebepler kötülüklere merkez olmak için yaratılmışlar. Bu kısmı da göremiyor. Hatta şöyle bir misal veriyoruz ya padişahla postacı hakkında. Diyelim ki Samet sen kardeşim günlük 10 altın alan bir postacımsın. Getir götür işlerimi de yapıyorsun. Cumhuriyet altın. Cumhuriyet altın olsun büyük böyle. Şimdi düşün yani burada Eyüp kardeşim de uzaklarda bir yerde. Sana ben bir sandık altın veriyorum. Ücretini de veriyorum senin. Sana diyorum ki al bu altınları götür Eyüp'e teslim et. Benim hediyem olarak bunları ver. Şimdi burada iki durum var ama bir tanesini konuşalım. Diğer taraftan ona da geleceğiz. Sen bunu götürüp Eyüp'e teslim etsen. Bu senin iyiliğin mi benim iyiliğim mi? Senin iyiliğin. Benim iyiliğim. Çünkü sana ücretini verdim, değil mi? Peki, ikinci gün yine aynısını veriyorum sana. Diyorum ki git bunu Eyüp'e teslim et. Sen yolda yesen, içsen ve götürüp teslim edemesen. Bu senin kötülüğün mü, benim kötülüğüm mü? İşte bak ne oldu? Yani orada padişah ikisinde de iyiliği emretti. Ama kötülüğe sebep kim oldu? Aracı oluyor işte. Buradaki mesele bu. Ha buradan aslında Eyüp'e de çıkan bir pay var. Şimdi burada da kendimize şöyle bakacağız. Sebeplere tapma durumu var ya. Sana gelen hediyeyi benden olduğunu bilmezse, aracının elini ayağını öpse o da ahmaklık yapmış olur. Görüyor musun? Biz bu duruma dahi düşüyoruz işte. Yani biz kafamıza gelen bir kargoyu, onu getiren kargocunu ayağını öpmüyoruz. Evet. Ne yapıyoruz? Onu asıl gönderen, onun asıl sahibine teşekkür ediyoruz. Evet, ona para ödüyoruz yani. Kesinlikle öyle. Şöyle düşün. Bak esbabı aradan kaldır için bu işleri yapıyoruz. Yani hayır kısmında, gelen nimet kısmında esbaba
Veremezsin. Veremiyorsun. Çünkü düşün, ben maşa var elimde. Maşa ile köfteyi alsam sana uzatsam. Sen bana değil de köfteyle benim aramda vesile olan maşaya sarılıp öpsen, onu koklasan, canım benim falan desen ne kadar saçma bir şey olur değil mi? Bugün işte biz aynısını yapıyoruz. Ağaçtan elmayı kopardığın zaman onu Allah'tan bilmezsen hayır kısmını, dalları sevmeye başlıyorsun işte. Bu durumun daha dehşetlisi şöyle bir hale geliyor kardeşim. Allah korusun. Adama niye namaz kılmıyorsun dediğimde patronum diyor izin vermiyor. Kardeşim, rızık Allah'tan değil mi? O zaman diyor nasıl çıkayım, çocuklara kim bakacak? Gördün mü bak, rızkın gelmesine vesile kimdi? Patron. Patronu kendine ilah yaptı işte. Rezzak olarak onu tanıdı kardeşim. Ya Allah korusun. O yüzden hayatımızdaki sebeplerin yerini iyi tayin etmek lazım. Fiillerde onların bir kabiliyeti yok. Onlar sadece vesiledir. Vesilelikten ileri gidemezler. Esbab yalnızca bir perdedir. Perdenin de tesiri yoktur diyor kardeşim. Bunu hayatına oturtan bir adam var ya, her daim Allah'ı görür, Allah'ı bilir. Yoksa Allah'ı görmesine çok manileri önüne koyar. Çok derin bir ders aslında ya. Allah bizi sebeplerden kurtarsın. Sebepleri aradan sıyırıp kendini buldurmayı bize nasip etsin. Yoksa ateistler, deistler, pandeistler, agnostikler gibi sebeplere taparız. Allah'ı göremeyiz kardeşim. Ya da saf değil müminler gibi. Rızkı taladan biliyor. Ben böyle yaptım, şöyle yaptım. Bunları yerine getirdim, ilaçlamayı yaptım. Elbette diyor böyle rızkın gelecek. Cenab-ı Hak da diyor ki sen madem onlardan bildin, kanunlara taptın. Bütün o sebepleri yerine getirmesine rağmen Allah mahsulat vermiyor. Diyor ki haydi bakalım, sen ilaçlardan bilmiştin. Tohumun kalitesinden bilmiştin. Topraktan bildin, hadi onlar sana yardım etsin. Burada Cenab-ı Hak bizi ondan uyarıyor. Ha, en son şunu söyleyeyim ve bitireyim. Esbabı tamamen de reddetmek değil, onları bir vesile olarak kullanmak demek, o da bir fiili duadır. Yoksa tembel tevekküle iter bizi. Yani sebepleri kullanacaksın ama netice ondan beklemeyeceksin. Bitti, bu kadar. Yani senin geleceğin sınavlara girmek. Sınavın neticesini, hayatının neticesini, hayatının gayesini sınavdan beklemeyeceksin. O bir vesiledir diyeceksin. Tesir hakiki kimdi kardeşim? Cenab-ı Hak'tı. Allah bulmayı nasip etsin. Bunu anlama meselesinin ardından var ya, çok kuvvetli bir iman geliyor ya. Hamdolsun. O yüzden Risale-i Nur'dan bu meseleyi okumanızı tavsiye ediyoruz. Okuduğumuz yeri alt tarafta kardeşlerimiz inşallah yazacaklar. Teknik bir ders. Yani dikkat vererek bunu izlemek lazım. Eğer fayda gördüyseniz dostlar, kardeşler, beğenmeyi unutmayın diyoruz. Var mı başka bir şey? Nereden beğenecekler bunu söylemişler yani. Bazıları bulamıyorlarmış. Benim burnuma bastınlar elleriyle ekrandan. Hakikaten bazıları bulamıyorlarmış. Nereden? Yok ya, aşağıda şöyle bir şey var ya. Sağdakine basmasınlar, soldakine yani basmasınlar. Yani şu out. Yani bu daha çok no demek bu. Fatih'in videoya basıyor. Evet, I don't like demek bu. I like.